Herkese selamlar. XML eğitim setimizin 30. dersiyle birlikteyiz. Geçen ders XSLT'ye giriş yapmıştık. Bu derste XSLT'ye devam edeceğiz ve XSLT komutlarını size anlatmaya çalışacağım. XSLT'de ilk bilmemiz gereken komut value komutudur. Ne demek bu? Seçilen bir düğümün değerine ulaşmak için XSL value elementini kullanırız. Hemen ben burada size hızlıca bir tablo oluşturacağım HTML'de ve XSL value komutunu kullanmayı göstereceğim hızlıca. Bakın hızlıca bir HTML tablosu açtım. Bir başlık ve bir de gövde yaptım. İçerisinde bir satır yazdım. Satırıma sütunlarımı yazdım. Başlık sütunları. Ve burada da satırıma normal içerik sütunlarımı yazdım. Birazdan dolduracağım. Hemen bir bakalım nasıl bir şeyler oldu. Şu an henüz boş. Şimdi ben geliyorum burada. Kullanacağım komut belli. Hemen komutlarımızın çalışıp çalışmadığına baktıktan sonra anlatmaya devam edeceğiz. Çalışmadı. Niçin? Evet, sebebi şurada thead'i açtık fakat kapatmayı unuttuk. Ayrıca burada XSL value'u açtıktan sonra kapatmayı unuttuk. Şimdi bakalım çalışacak mı? Evet, gördüğünüz gibi kitap, yazar, basım yılı ve fiyat çalıştı. Hatta şurada bir border yapalım ki düzgün bir şekilde görebilelim. Evet. Şimdi ne yaptım ben? Gördüğünüz gibi başlık etiketlerimi yazdım. Şurada çıktı. Kitap, yazar, basım yılı ve fiyat. Hemen altına içeriği yazdım. İçeriği nereden çektim? XML'den. XML'in bizzatı kendi içeriğini kullandım. Bakın burada expat ifadelerini görüyor musunuz? Title'ı çekmek istediğimde bookstore, book ve title yazdım. Yazarı çekmek istediğimde bookstore, book, other yazdım. Bakın bookstore, book, other. Year ve price de aynı şekilde çekmiş oldum. Burada dikkat etmenizi istediğim şey value değer demek. Yani siz bir düğümün değerini almak istiyorsanız, mesela title'ın değerini, other'ın değerini, year'ın değerini, price'ın değerini almak istiyorsanız value komutunu kullanacaksınız. Peki expat ifadesini nereye yazacaksınız? Şuradaki attribute, select seçim dediğimiz attribute yapacaksınız. Bu attribute'u kullanacaksınız ve bu attribute'i expat ifadesine eşitleyeceksiniz. Bu yüzden size ne demiştim? XSLT expat olmadan bir işe yaramıyor demiştim. Bu yüzden XSL value elementini kullanacaksınız. İçerisinde select attribute'in içerisinde de expat ifadesini kullanacaksınız. Burada diğer önemli nokta şurada kapatacaksınız bakın. Tag'imizi açtığınız gibi, XSL value elementini açtığınız gibi hemen kapatacaksınız. Bunun içeriğini başka yerde kapatmıyorsunuz. Direkt olduğu yerde kapatıyorsunuz. Tabi burada hangi book'u istiyorsanız onu çekebilirsiniz. Mesela ikincisini çekmek istediğimi. Bakın predicate. Gördünüz mü? İkincisini çekti. Üzgünen Efendisi ve Züklü kardeşi 1959-25 dedi. Bakalım doğru mu? Evet. J.R. Tolkien 1959-25. Gördüğünüz gibi aslında burada expat içinde mesela şurada üçüncüsünü çekmek istediğinizi düşünün. Hem böylelikle expat ifadelerini de anlamlı bir hale getirmiş oluyoruz. Gördünüz mü? Kayıp sembol, Dan Brown 2004-20. Şimdi bunları tek tek yazacak mıyız? Benim burada belki 1000 tane book elementim var. Tek tek 2-3 mü diyeceğim? Hayır, eğer size tek bir tane lazım değilse bazen olabilir ki bir tanesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama eğer bir taneye değil de tüm book elementlerindeki title'ları örneğin, other'ları, year ve price'ları çekmek istiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? O zaman da yardımımıza for each dediğimiz XSL döngüsü ortaya çıkıyor. Ve diyor ki ben bu işi hallederim. XSL for each elementini kullanırsanız XSLT'de döngü yapabilirsiniz. Döngü de işinizi kolaylaştıracaktır. 2'de 1 gelip yazamazsınız tabii ki. Bakın şu satır başlamadan önce ben XSL for each elementimi kullandım ve bir döngü başlattım. Dedim ki döngüme bookstore yani kökümün köküye git, kökteki booklara ulaş ve getir bana diyorum. Bookstore'un içerisindeki booklara ulaşıyor. Kaç tane var burada? 5 tane örneğin. 5'ine de ulaşıyor. Ve 5'ini de kullanmamızı sağlayacak. Artık
Ben burada value değerlerini alacağım ama neyin değerini alacağım? Artık bana ne lazımsa onun değerini sadece alacağım. Burada sadece dikkat etmeniz gereken for each döngüsünü başlattığınızda burada satır bittikten sonra kapatıyorsunuz. Kapanış şurada. Çünkü ben komple şuradaki satıra döngü uygulayacağım. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 satır dönmesini istiyorum. Çünkü 5 tane kitap elementim var. 5 kez dönsün istiyorum. Gördüğünüz üzere 5 kez title'ı, 5 kez other'ı, 5 kez year'ı ve 5 kez de price'ı döndürdü bize. Ve böylelikle tüm buradaki verilerimi XSL ile bir HTML belgesine, HTML çıktısına dönüştürdüm ve alıp kullandım. Bu kadar basit bir işlem ile istediğinizi yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi burada önemli olan XPath'in ne kadar iyi kullanmanız. XPath'i kullanmak o kadar önemli ki siz istediğiniz şeyleri XPath ile yapabilirsiniz. Mesela siz burada tümünü istemiyor olabilirdiniz. Örnek veriyorum. Mesela sadece 20'nin üzerinde fiyatı 20'nin üzerinde olanları çekmek istiyor olabilirdiniz. O zaman sadece 25 ile 36 TL olan şu kitapla, Müziklerin Efendisi Yüzük Kardeşi ile bu ülkeyi istiyor olabilirdiniz. O zaman ne yapacaktınız? Koşul belirleyecektiniz. Bakın predicate dediğimiz, geçen derslerde ben size gösterdim. Sadece geleceksiniz, price diyeceksiniz. 20 TL'den büyük olanları bana getir diyeceksin. Bakın 20 TL'den, fiyatı 20 TL'den büyük olanları çekip bana gösterdim. Ya da bu şekilde hata alacaktık. Şöyle yapacağız o zaman. 20 büyüktür price diyelim. Evet, gördüğünüz gibi 20 TL'den küçük olanları aldı. Farklı bir şeyler yapabilir. Yani illa ki price'a odaklanmayın. Mesela bakın expert konusunda ben size neler anlattım. Hemen geri geliyorum. Bakın operatörleri anlattım ben size. Ne dedim? Bakın eşittir, büyük eşittir, küçük eşittir, or, and. Bunları anlattım ben size. Eşittir, eşit değildir. Bakın eşittir'i kullanalım. Örnek veriyorum. Mesela diyorum ki yıl eşit olsun. Tek tırnak yazıyorum. Neye eşit olsun? 1960. Yani sadece yılı 1960'a eşit olanları getir. Gelecek bakacak yıl 1999, 1959, 2004, 1960, 2000. O zaman 1960'ı yani Cemil Meriç'in kitabını sadece getirecek değil mi? Ben burada bir koşul belirtiyorum. Gördüğünüz gibi sadece yılı 1960 olan Cemil Meriç'in kitabını getirdi. Ha, eşit değildir nasıl yapılıyordu? Ünlem eşittir işareti yazılımda eşit değildir anlamına geliyor. Bakın not equal yani eşit değil. O halde 1960 yılı 1960'a eşit olmayan kitapları getir demiş oluyorum bu sefer. Geliyor bakın 1960'ı göremiyoruz değil mi? Cemil Meriç hariç hepsini getirdi. Bu şekilde istediğiniz fanteziyi yapabilirsiniz. Artık size hangi veri lazımsa. Önemli olan burada XPath'i ne kadar profesyonel kullandığınızdır. Evet, bunlar XPath için de güzel örnekler olmuş oluyor. Nasıl kullanılacağına dair size pratik olmuş oluyor. Hemen gelelim bakalım başka ne anlatacağız. Evet, diyoruz ki çıktıları sıralamak için ne kullanılır? XSL sort elementi kullanılır. Sort zaten sıralama. İngilizce'de sürekli karşımıza bir çıkan bir şey. Geliyorum ben şuradaki döngümün alt kısmına bakın. For için hemen altında bir sıralama istediğimi söylüyorum. Şu şekilde XSL sort'tan sonra şurada kapatıyorum bakın. Kapatma işini sort sıralama işleminde şurada yapıyorum ve diyorum ki yıla göre sıralama yap. Bakalım yıla göre sıralama yapacak mı? Bakın 59, 60, 99, 2000 ve 2004 gördünüz mü? Yıla göre bir sıralama yaptırdık. Şimdi sıralamayı sadece yıla göre değil de siz istediğiniz bir şeye göre de yapabilirdiniz. Örneğin title'a göre sıralamak istediğinizi düşünelim. Bakın title'a. Görüyor musunuz? Alfabetik olarak A'dan Z'ye sıralıyor. Yani B ile başladığı için bu, H ile başladığı için 2, 3. Daha sonra eğer bunlar aynıysa ondan bir sonrakine gidiyor. Sonra bir sonrakine, sonra bir sonrakine ta ki farklılığı görünceye kadar. Bakın farklılık nerede başlıyor? Şurada başlıyor. F, S'den daha önce gelir alfabede. O yüzden bu daha öne yazıldı.
Gördüğünüz gibi title'a göre sıralandı. Peki yazara göre sıralasaydık ne olacaktı? Other. Gördüğünüz gibi C, D, J sıralamasını yapacak. Aynıysa fark etmeyecek onun için. Şöyle ondan sonra gelen harfleri sıralayacak. Peki price'a göre yapsaydım. Bakın burada dikkat etmenizi istediğim bir husus var. Bakın price'da bu sayılar küçük olduğu için, yıl gibi olmadığı için bunlar da şöyle düşünecek. Bunlar metin ya, bunlar sayısal veri değil. O yüzden metin olarak düşünüyor bunları. Ve diyor ki, bakın yenileyim. Bakın şöyle ilkine bakıyor. 1, 2, şu an şuraya karşılaşıyor. 0, 5. O zaman 0, 5'ten daha küçük olduğu için şuradan. O zaman geliyor bakın 2, şurası 3 diyor, şurası 5 diyor. O zaman şu 5, şundan 3'ten daha büyük. O halde bu en büyük diye düşünüyor. Yani küçük ifadelerde sıralama yaparken dikkatli olun. Bu sizin düşündüğünüz gibi çalışmaz. Sadece ilk harfine bakar, bunları metin olarak düşünür. Yani sayısal bir veri olarak düşünmez. İlkine bakar, 1, 2'den küçüktür. Ha tamam. 2, 2, 3'ten küçüktür. O halde 3 daha büyük. 3 de 5'ten daha küçüktür diye düşünür. Yoksa burada 36'yı görmüyor yani. O yüzden bunu kullanırken sort işleminde dikkatli olmanızı istiyorum. Şimdi XSL if elementi nedir? Bu da XML dosyasının içeriğine bir koşul bırakmak için kullanılır. Biliyorsunuz zaten sürekli if ve for'u görüyorsunuz. For döngüde if koşul cümlesi belirlerken. Niçin her yerde if var? Çünkü bunlar C tabanlı diller. Ve C if koşulu if olarak tanımladığı için işte Java'dır, PHP'dir, C Sharp'tır, hepsi JavaScript'tir, hepsi if ile çalışıyor. Çünkü bu dillerin hepsi C tabanlıdır. C'den gelir bu, C dilinden. Şimdi nasıl yapacağız? Diyoruz ki XSL if'i yazdıktan sonra test attribütünü kullan. Biz normalde hangi attribütü kullanıyoruz? Select attribütünü. Ancak hayır, bu sefer select'te değil test attribütünü kullanacağız. Ve burada ifademizi yazacağız. Yani expect'imizi yazacağız. Expression dediğimiz ifademizi yazacağız. Sonra eğer ifade doğruysa bu çıktıyı vermesini sağlayacak, değilse vermeyecek. Şurada dikkat etmenizi istediğim kısım if koşulunun sonra kapatıldığı. Yani koşulunuzun nereyi kapsamasını istiyorsunuz? Önemli olan soru bu. Bir koşul yaptınız. Sonra diyorum ki test. Attribütümü yazıyorum ve burada expect koşulumu belirleyeceğim. Artık koşulum neyse. Örneğin fiyatımın 20'den büyük olduğu, 20'den büyük olduğu durumları ele almak istiyorum. Sonra geliyorum, bakın burada döngüm kapanmadan önce, döngüm kapatmadan şunu kapatıyorum. Şunu biraz sağa çekelim. Bakın döngümü başlattım. Burada bir koşul belirledim. Dedim ki koşulumun nerede aktif olmasını istiyorsanız, bakın ben komplesinde aktif olmasını istiyorum her satırımda. Bu yüzden burada dış kısma yazdım. Dedim ki test dedim, attribütünü yazdım. Fiyatımın 20 TL'den büyük olanları çek getir dedim. Koşulumu da burada hemen kapattım. Nerede? Döngümden hemen önce. Bakalım gerçekten 20'den büyük olanları mı getirecek? Evet, bakın 25, 36. 20'den büyük olanları çekti ve getirdi. Bu da if yani koşul. XSLT'de koşul ifadelerimizdir. Bunları net olarak anladığınıza inanıyorum. Önümüzdeki ders devam edeceğiz.